birkaç güzel bir şeye gidelim. Güzel bir şey anlatayım ben size. Türkiye'de güzeli de var, çirkin de var haberin içerisinde. Türkiye'de yaşanabilecek ve yaşanamayacak şehirler diye bir soru sorayım. Yaşanabilecek ve yaşanamayacak şehirler neresidir? İlk üç şehir. Yani yaşanabilecek derken iş ve yaşam anlamında. Yaşanamayacak dediğimiz iş ve yaşamsal olmayan, yani yaşamanın güç olduğu yerler anlamında, böyle düşünün olayı. Yaşaması en zor şehirler, yaşaması en kolay şehirler neresidir diye bir soru soruyorum. Yaşaması en zor şehir neresi sizce diye bir soru sorayım. İzmir Çeşme'den selamlar. İzmir'in ve Çeşme'nin olmadığını biliyorum. Çeşme olmayacağı kesin. Bak, Çeşme'nin olmayacağı kesin. En zor şehir her şehir demiş. Saldırı en iyi saldırıdır. Fatih Terim'in şeyi demiş. İzmir zorlaştı demiş. İstanbul diyenler var. Bakın, ilk üçü veriyorum size. Türkiye'de yaşaması en zor şehir, birinci sırada Muş, ikinci sırada Hakkari, üçüncü sırada Siirt geliyor. Ondan sonra doğudan batıya doğru geliyor. Yani doğuda yaşam çok zor. Onu anlatmaya çalışıyor bu yapılan araştırma. Yani batıda veya kuzeyde veya ortada değil, doğuda yaşamanın insan olarak çok zor olduğunu, hem iş bulma anlamında, hem sosyal hayat anlamında, hem ekonomik düzey anlamında çok zor olduğunu anlatıyor bize. Muş, Hakkari, Siirt diye devam ediyor. Peki, şaşıracaksınız ama yaşaması kolay, en kolay şehir neresi diye bir soru sorayım. Yaşaması kolay şehirler neresidir diye bir soru sorayım. Birinci sırada sizce neresi vardır yaşaması kolay? Şaşıracaksınız ama söyleyeyim, İstanbul varmış. Evet. Yani nedir? İş, yani taşı toprağı altın diyorlar ya, gerçekten demek ki hala da taşı toprağı altın bir İstanbul'dan bahsediyoruz. İş, yaşam, sosyal hayat konusunda İstanbul her ne kadar sorunları büyük olsa da, işte 16 ve 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. İşte ne bileyim, trafik sorunundan, hava kirliliğinden, insanların zor geçiminden, şusundan busundan bahsediyoruz. Çok da sorunundan bahsediyoruz ama yapılan araştırmada İstanbul yaşaması iş ve yaşamsallık anlamında en kolay şehirmiş. İkinci sırada Ankara başkent geliyor. Üçüncü sırada da İzmir geliyor. Bu şekilde sıralanmış. Ondan sonra zaten Antalya, Muğla diye, Aydın diye devam edip gidiyor. Yani adaletsizliği görüyorsunuz aslında, değil mi? Aynı bizim gelir adaletsizliği gibi. Aynı eğitimdeki adaletsizlik gibi. Batıdakiler evet kolay, doğudakilerin yaşam şartları çok daha zor gibi geliyor. Ve Türkiye'nin bir aslında özeti karşılaştığımız bu konu. Evet, bütün konuları bitirdik. Hiçbir konuda kalmadı. Rakı konusuna da, hadi rakıya da gireyim ben. Tamam, rakıya da gireyim. Tamam, enflasyon içerisinde anlatmadım onu ama hadi. Ancak bu ülkede kafayı nasıl dağıtırsınız? İşte kimi zaman ayran içerek, kimi zaman da rakı içerek, böyle olabilir. Ben ara ara rakı içenlerdenim, onu söyleyeyim size. Keyif alırım rakıdan. Şaraptan da keyif alırım. Alkolden keyif alırım. Ama keyif almak için içerim. Öyle ağzım burnum dağılmaz hiçbir zaman. Kendimi bilirim. Sosyal bir içiciyim diyebilirim. Tabii rakı da bizim milli içeceklerimizden bir tanesi. Şu anda tabii çok milli içecek gibi görünmüyor. Ama devlet esas parayı da buradan kazanıyor. Rakıdan kazanıyor. Rakı, akaryakıt vesaire gibi, sigara gibi şeyler. Şimdi Ozan Bingöl çok da tatlı bir insandır Ozan. Çok güzel bir rakı enflasyonu yapmış, tamam mı? Nasıl bir sistemin içerisinde olduğumuzu anlatıyor. Ve rakı enflasyonu her şeyi anlatıyor. Rakının maliyeti daha doğrusu her şeyi anlatıyor. Daha doğrusu rakı her şeyi anlatıyor. Ülkenin durumunu rakı anlatıyor arkadaşlar. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Memura, emekliye, çalışmayana, işçisine, öğrencisine soru sormasına gerek yok insanların. Veya sokağa çıktığında hayat pahalılığı için raflara bakmaya gerek yok. Manava gittiğinde, dokunduğunda esnafa, ya sen ne düşünüyorsun dediğinde, hayat çok pahalı demesine gerek yok. Rakı her şeyi anlatıyor. Rakının vergisiz fiyatı, dikkatli olun şimdi, 247 lira. Rakının vergisiz fiyatı fabrikadan çıktığında 247 TL. Tamam mı? ÖTV ve KDV eklendikten sonra, ki bunun toplamı da 452 TL'ymiş. 452 TL 247'nin üstüne eklediğinizde 699 lira. Vergili fiyatı rakının 699 lira arkadaşlar. Yani 247 liraya üretilen rakı vergisiyle birlikte 699 liraya. Ya rakının içindeki sıvıdan daha fazla para ödüyoruz. Rakıdan daha fazla para ödüyoruz vergiye. 247 lira rakı artı 452 lira vergisini ödüyoruz. Devlet diyorlar ya hani işletmelere ortak diye. İşletmeye ortak değil, işletmeyi satın almış devlet.
Yani rakı işletmelerini satın almış. Düşünsenize. Yani üreticiden daha fazla kazanan bir devlet var karşımızda ya. Bir müddet sonra belki bu üretici diyecek ki ben kazanamıyorum arkadaş, kepenkleri indiriyorum. Yani bunu diyecek belki de. Böyle bir şey var mı? Mesela otomobil. Yurt dışından otomobiller geliyor. %80, %90 ÖTV'si alınıyor. Yani arabayı üreten firmadan daha çok kazanan bir devletimiz var. Ama hala para yetmiyor. Hiçbir şeye yetmiyor. Al bak, çok güzel söylemiş. Aa, teşekkür ediyorum. Ozan Bingöl. Bugünkü yayınlanan, dünden bahsediyor. Bugünkü yayınlanan TÜİK verilerini dikkate aldığımızda otomatik olarak gerçekleşecek ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı %45 olan 70'lik rakı. Ha, burada o detayı unutmamak gerekiyor. Litrelik değil, 35'lik de değil, 70'lik rakıdan bahsediyoruz. Vergisiz fiyat 247 lira 78 kuruş. ÖTV 334 lira 72. KDV 116 lira 50 kuruş. Toplam vergi 451 lira 22 kuruş. Tavsiye edilen raf satış fiyatı 699 lira olacaktır. Yani 248 liralık bir ürüne yaklaşık 451 lira vergi ödeyerek 699 liraya rakı almış olacağız diyor. İşte ülkedeki enflasyon bu. Ülkedeki enflasyon bu. Bakmayın siz %65. En akımkinden bile yüksek bir enflasyonumuz var şu anda. Bence ortaya çıkan sonuç bu dedik. Uzun bir konuşmamız oldu. Hadi hızla o zaman biz anketleri getirelim. Siz de